اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه Sallu ala şefi'i zünubina Muhammed. Allah'ım Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Salli. <Sessizlik> Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hep kendi yolunda bulmayı bizlere, çocuklarımıza, neslimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu, cümlemizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Kabile nur olsun, makamları cennet olsun. Bize de son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip olsun. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, bizim için bir mümin olarak, inanan kimse olarak en değerli, en değerli, en değerli varlığımız imanımız. Rabbim imanımızdan bizi mahrum etmesin. İmanımıza dört elle sarılmalıyız. Sahiplenmeliyiz. Allah Teala hani tabir yerindeyse canımızı alsın ama imanımıza bir zarar asla gelmesin. Rabbim imanımızı korusun. İmanı kamil yani sevdiği, razı olduğu olgunlukta bir iman da nasip etsin inşallah. Amin. Bugün dersimizde imanın kabul olmasıyla alakalı altı tane şart var. Yani bunlar ayetlerle beraber açıklanacak. İnşallah bu noktada acaba ben neredeyim? Yani gerekli bu altı şart yerine geliyor mu diye hem bunları dikkate alalım hem de hem de inşallah başkalarıyla da paylaşmaya çalışalım. Çünkü dünyalık olarak dahi basit bir örnekle söyleyelim. Bir okula bugünlerde okul kayıtları var ya üniversiteye kayıt olacaksınız, liseye, ortaokula vesaire orada size kayıt şartları diye belli efendim malzemeler istiyorlar. Belli sizde materyaller istiyorlar. Üniversitede öyle, iş yerine gireceksiniz öyle. Dolayısıyla imanın da kabulüne şart olarak efendim maddeleri bilmemiz lazım. Bunlar yerine gelmesi lazım. Çünkü imanımızı kabul edecek olan Allah'ımız Celle Celaluhu. Bunları yerine getirin ki ben de bu imana onay vereyim. Yani kabul edilmiştir diye efendim üzerine mühür vurayım diye bizden bazı şeyler isteniyor. Dikkat edelim. Efendim imanımıza ufacık bir zarar gelmesin. Bazen gidersiniz anahtarcıya bir anahtar yaptırırsınız denediğiniz zaman kapıda anahtar açmıyordur. Niye? Ufacık bir diş orada eğer yerini bulmazsa kapıyı açamıyorsunuz. İşte insan iman ettim der cennete doğru gider zanneder kendisini ama kıyamet sahnesine çıkınca Allah'ımız Celle Celaluhu hayır ben bunu kabul etmedim. Eyvah! Geriye geri dönemiyorsunuz. Niçin böyle yanlışı yaptım diyor efendim. Kendinize soruyorsunuz. Ve bunun efendim gerçekten faturası hiç dünyayı da benzemiyor. Çok ağır oluyor. Rabbim o noktada düşünmesin inşallah. Gelelim biz dersimize. Bakın imanın kabul olma şartlarından ilki ve olmazsa olmazı imanda şüphe olmamalıdır diyor kitaplarımız. Yani iman eden bir kimse şüpheyle acabayla iman edemez. Bu şüphe asla olmayacak. İmanda tam bir inanç olacak, tam bir teslimiyet olacak, tam bir kabul olacak yani. Dolayısıyla iman edilmesi gereken efendim ne varsa hepsine tamamına şeksiz şüphesiz kesin olarak inanmak lazım ve Kur'an-ı Kerim'den de Hucurat suresinin efendim 15. ayetini sizlerle paylaşmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillah innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulih summe lem Yani müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman eden sonra şüpheye düşmeyen kimselerdir. Allah bunu böyle istiyor bizden. Şüphe asla imanda kabul edilmez. Şüpheniz olmasın. Öyle imana tam teslim olun. Allah'a ve Resulüne diye böyle bize bilgi geliyor. Hucurat suresi 15. ayet tekrar paylaşmış oldum. Elmalı Hamdi Efendi tefsirinde der ki mümin olabilmek için İlk başta şüpheyi kalpten atmak şart olduğu gibi imanın devamı içinde mümin kalabilmek için de yine efendim şüpheden uzak olmak da şarttır. Yani baştan girdin bir de artık kafanı karıştıracak bir şekilde böyle bir konulara böyle bilgilere böyle efendim toplantılarda yer vermeyeceksin. Adam bu adam sakat adam. Bu adamın konuşmaları dinlenmez. Bu adam seni yoldan çıkarıyor. Kafanı karma karışık ediyor kardeşim. Tamam buna kırmızı kart. Bu adamla benim işim olmaz diyeceksin. Kaçacaksın. Allah Celle Celaluhu hep razı olduğu insanlarla oturup kalkmayı nasip eylesin. Çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Cennete de onlarla beraber gideceğiz inşallah. Ama öbür adam adamlar, bozuk adamlar, işte isim vermeyeyim ben. Daha öncesinde bunlar efendim maalesef Türkiye'nin kafasını karıştırmaya çalıştılar namazda tabiri caizse oynamaya, tesettürle oynamaya çalıştılar. Fikirlerle oynamaya, hadislerle oynamaya çalıştılar ve neticede gerçekten ölürken bile çok acıklı bir şekilde gittiler. Cenazelerine doğru düz insanlar dahi katılmadı efendim. Bu onlar için aslında bir ibret levhası olarak, bir ibret tablosu olarak hepimize yeter artar bile. Allah istikametten ayırmasın. Allah bizi sevdiklerinle beraber kılsın. Sevdiklerini sevmeyi nasip eylesin. Ve sevdiklerine bizi de sevdirsin. İnşallah onlarla cennette buluştursun diyelim. Amin. İkinci maddemize geçiyoruz. Fazla uzatmadan. İkinci maddede de imanın kabul olma şartları içerisinde iman edilecek şeylerin tümüne inanılmalı. Yani efendim iman bir bütünlük istiyor. Dolayısıyla birisini inkar ettin, birisini kabul ettin. Efendim Kur'an-ı Kerim'in hüküm ayetleri var, tavsiye ayetleri var, emir, yasak, helal, haram, bilgi, haberler. Bunların hepsini birden iman etmen gerekiyor. Aksi takdirde aksi takdirde bunlardan bir tanesini inanmamak yani bu benim aklıma yatmıyor bu efendim tarihsel çileye giriyor, bu efendim işte geçmiş olan efendim ümmetlerden falan deyip de atarsan bir kenara, ona inanılmazlık yaparsan, Kur'an'ın bütünün adeta inkar etmiş gibi Allah seni kabul ediyor. Nisa suresinin 150 ve 151. ayetlerine bakalım. Allah'ımız Celle Celaluhu o ayetlerde de bize, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Birinci bölümde kafirlerin bir özelliklerini sayıyor. Onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar ederler. Bu bir. İkincisi ve yuridun en yuferriku ve Resulü. Onların bir kısmı da Allah'ı ve peygamberleri birbirlerine ayırt etmeye çalışıyor. Biz hani Kur'an'ı kabul ederiz ama hadisleri kabul etmeyiz diyen böyle bir fikirler var ya bunlar gibi. Ondan sonra yine bir üçüncüsü de ve yekûlûne nü'minu bi ba'dı ve nekfuru bi Sonra peygamberlerin bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını da inkar ederiz. Hristiyanlar, Yahudiler böyle olmadılar mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçiyor. Efendim İncil'de, Tevrat'ta onları kabullenmediler. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam halbuki getirdiği İslam'da, bizim Kur'an'ımızda, biz e, Yahudilerin inanmış oldukları Tevrat'a da, Musa Aleyhisselam'da Başımızın tacıdır diyoruz ama bozulmuş olan Tevrat'tan bahsetmiyorum. Orijinal Allah'ımızdan gelmiş olanından bahsediyorum. Efendim İncil'i kabul etmişiz orijinalini ve İsa Aleyhisselam'ı da başımızın tacı demişiz. Siz niye kabul etmiyorsunuz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımız buyuruyor ki ben onay makamındayım ve şunu size söylüyorum. Bu şekilde ayrım yapanlar, peygamberleri ayıranlar, ayetlerin bir kısmını iner, bir kısmını inkar edeyin, bunun zamanı geçti falan filan deyip de böyle efer, ileri geri konuşan kimseler bilin ki, bilin ki, bilin ki hakka. Onlar hakkıyla, Allah diyor bak hakkıyla ben efendim böyle altını imza alıyorum ki kafirlerin danışkası tam böyle efendim zi, kafirin zifiri karanlığında olan hainlerdir. Allah'ımız Celle, Celle bize bildiriyor. Nisa suresi 150-151. ayetler. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Yani imanımızın kabul olmasının şartlarından çok önemli bunlar. Bu konuyu da paylaşalım etrafımızda lütfen Allah rızası için. Çünkü e, imanımızı kaybettikten sonra yani neyin var senin ya? Ne olacak yani? Bütün dünya senin olsa ne işe yarayacak yani? Gidiyoruz işte. Gördünüz efendim dün evvelsi gün o Libya'daki sel felaketinde olan efendim bir anda suların gelmesiyle beraber akla gelir mi ya? 5300 kişi öldü. Bir sul felaketinde bir gün içerisinde 10.000 kişiye yakın insan kayıp. Ondan sonra bir daha önceki günde Fas'taki deprem. Yani Allah Celle yani bize görün diyor, kendinize gelin diyor bize ya. Daha ne zaman toparlayacağız kendimizi? Allah hepimizi affeylesin. Allah hepimizi affeylesin. Yani dolayısıyla bize imanımız çok gerekli. İmanımız üzerine duralım, çocuklarımızla konuşalım. Efendim bu iş için sevdalısı olalım, çarpışalım, yürüyelim, cihad edelim, mücadele edelim. Ve imanımızı korumaya gayret edelim inşallah. Üçüncüsünde de Allah Celle imanımızı kabul etmesi için imanın kesinlikle yeis halinde efendim olmamalı. Yani hayattan ümidini kesmişin, ölümle karşı karşıya kalmışın, efendim ilahi azapla ondan sonra karşılaşmaya gelmişin. Heh, ben de iman ediyorum. Hayrola? Hayrola? Ne oldu sana? Sen isyan ediyordun. Efendim ileri geri konuşuyordun. Dilin öyle papuç gibi sağa sola gidiyordu. Dolayısıyla efendim son anda gelen iman kabul edilmiyor. Bunun da deliline de Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 90. ayet 91. ayet. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği haberlere karşı direnen efendim inanan kimseleri takip eden, onları öldürmeye çalışan ve Kızıl Deniz'de boğulmak üzere artık gitti gidiyor. Firavun vardı bir firavun. Efendim Allah onu bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman ben de imar ettim deyince Allah ne dedi ona? Şimdi mi dedi? Bakın tekrar söyleyeyim Yunus suresi 90. ayet. El ene ve kad asayte kablu. Daha önce sen isyan ediyordun ama görünce şimdi efendim paşalar tutuştu gidiyorsun iman diyorsun bu kabul edilmez. Ondan sonra başka bir de Allah'ımız Mümin suresinin 85. ayetinde felem yekun fe'uhum imanuhum lemma ra'u ba'sana azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine fayda sağlamadı diyor Allahu Teala. Azabı görüyor, paçalar tutuşuyor. Tamam diyor efendim, kabullenmeye. Yok. İman böyle rahatlığı anda efendim her şeyi böyle kendin isteğinle kabul edeceksin. İmanını efendim onaylayacaksın. Allah imanımız ayırmasın ya Rabbi. Ne kadar böyle insan anlatırken bile korkuyor. Çünkü akşama nasıl çıkacağımız belli değil. Sabaha nasıl çıkacağımız belli değil. Rabbim kayırsın bizi muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor ki bize elbisenizin eskimesi gibi İman da sizin kalbinizde eskir diyor. Bakın Ramuz el Hadis hadis kitabının 96. sayfasında 6. hadiste bu geçiyor. Allah'ımız Celle Celaluhu efendim imanımızı korusun ve efendim kalbimizde genlesin, tazelesin diye dua edeceğiz. İmanımızı yenileyim diye söyleyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe dedi ki neyle imanımızı yenileyelim ya Resulallah? Buyurdu ki La ilahe illallah sözünü çok söyleyin. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın bütün gönderdiklerini kabul ediyorum, onaylıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Allah Celle onun yolunda yürümeyi, izinden gitmeyi, inşallah cennette de onunla beraber olmayı, aynı sofraya oturabilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, sevdiklerimize nasip etsin inşallah. Amin. Geçelim dördüncü şata imanda kesinlikle şirk de olmamalı. Yani şirk ne demek? Ortaklık. Allah'a iman ediyorsun, yanında başka şeylere. Ne demek başka şeylere? Ya Allah-u Teala'yı kabul ediyorsun, diyorsun ki Allah tamam var kainatı yaratmış, e, tamam e, işte gece gündüz falan efendim ayarlıyor onları, peki başka? e Ama benim hayatıma karışmasın, benim hayatım programı başka yasalarla olacak falan diye. Ya küt kafa atarlar sana ya. Sen ne diyorsun? Girdiğin bir kurumda bile efendim orada e, denilen sözleri dinlemek zorunda kalıyorsun da. Kainatın sahibi Hazreti Allah bu. Celle Celaluhu. Onun göndermiş olduğu kanunları nasıl beğenmezsin? Nasıl ileri geri konuşursun? Susmak lazım. Şirk bulaştırmayacağız. Onun için üç Y formülünü hiç unutmuyoruz. Üç tane Y. Bir, yaratan Allah. İki, İki, yaşatan Allah. 3- yöneten Allah. Yaratan, yaşatan, yöneten. Allah Celle Celaluhu bunları efendim kıyamete kadar ayakta tutacak. Ha bizde bir sıkıntı olursa Allah Celle Celaluhu alır bunu başka bir kabileye, başka bir kavme, başka bir millete de verir. Bu Allah Celle Celaluhu dini kıyamete kadar ayakta duracak. Şeriatı, Kur'an'ı ama biz isteriz ki biz kendimiz şu güzel vatanımızda sonra da bütün dünyadaki Müslümanları toparlayarak Rabbim tekrar coşmamızı efendim o Osmanlı günlerini halifelerin efendim Hazreti Ebubekirlerin Hazreti Ömerlerin günlerini tekrar yaşayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız Celle Celaluhu diyor ki bize eee اَلَّذ۪ينَ lem وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ en am suresi 82 iman edenler imanlarına zulüm yani şirk karıştırmayanlar işte onlar işte onlara güven onlarındır hidayet ermiş olanlar da onlardır şirk karıştı mı o zaman bulaşıklı bir suyu bile içmiyorsun kardeşim facık bir şey görüyorsun toz görüyorsun diyorsun ki bu suyu değiştireyim Allah ya, bulaşıklı imanı kabul eder mi ya Aman aman dikkat edelim. Rabbi imanımızı korusu muhafaza eylesin. Şart beş. Şart beş. İman esasları kalp ile tasdik edilmeli. Yani imanı yeri kalp bir dille iman ettim demek yeterli değildir. Dil ile iman etti kalbi iman etmiyor. O e, münafıkların halleridir. Münafıklar kalpte iman etmezler. Dışarıdan söylerler ki idare edelim diye piyasayı Allah şerlerinden korusun. Cenab-ı Teala bunu Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde 8. ayette, 14. ayette bizlere bildiriyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ ve bil yevmil ve mâ Yani insanlardan o münafık kimseler, Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyen kimseler onlar mümin değillerdir. Çünkü bunlar kalpleriyle iman etmeyen münafıklar. Rabbim şerlerinden korusun diyoruz. Burayı da geçiyoruz inşallah. Son altıncı madde ile beraber toparlayacağım. Diyor ki yine ayette bize Allah'ımız Celle Celaluhu kesinlikle efendim Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an'daki bütün bilgileri insan dikkate alacak. Efendim dini hükümler dikkate alacak. Onları kabullenecek. Allah korusun. Bunların bir tanesiyle ...alay konusu yaparsan... ...bazı zındıklar var, bazı kafirler var... ...İslam'ın örtüsüyle alay eder... ...sakalıyla alay eder, bilmem efendim... E ...işte böyle namaz kılarken... ...alay eder vesaire, güler... ...o ezanla alay eder... ...Allah korusun... ...Cenab-ı Celaluhu bunlar için diyor ki... ...bunlar, bunlar... ...efendim... ...ahirete geldikleri zaman... ...yaptıkları iyilikleri... ...dünyada hani bir köpeğe mama veriyorlar kediye mama veriyorlar. Orada burada efendim işte kendilerini diyor efendim biz şurada biz e, bir bağış yaptık deyip de vakıf kurduk deyip de böyle e, rahat hissediyorlar. Allah diyor ki onlar var ya onlar benim ve tehadu ayati ve rusuli ve ayetlerimi peygamberlerimi efendim gönderdiklerini alayı aldıkları için onların amellerini biz teraziye dahi koyup ta tartmayacağız, karşılığını vermeyeceğiz. Dünyada geçindiler gittiler efendim, aldılar, yediler, içtiler, orada bitirdiler. Niye? Benimle alay eden, ayetlerimle alay eden, peygamberimle alay eden kimseyi ben burada değer alır mıyım ya? Sen ufacık bir şey de efendim hemen dışlanıyorsun, hadi dışarıya dönüyorsun da. Hatta Allah'ımız Celle Celaluhu Nisa suresinin 140. ayetinde bize şunu da tembih ediyor. Müslümanlar aman kardeşlerim hepimize biz hacısı, hocası, kadın, erkeği, genci, yaşlısı kim varsa Allah'ımız diyor ki en iza semi'tum ayati llahi ve istehzeu biha fala taqudu ma'hum. Yani Allah Teala diyor ki en iza semi'tum ayati llahi yukfaru biha benim ayetlerimle alay edildiğini, ona efendim onunla e, adeta e, inkar edildiğini duyduğunuz yerde ve onunla efendim alay edildiğini gördüğünüz anda fela takudu mahum onlarla beraber oturmayın dahi. Oturmayın. Siyasal bir çalışmanız var. Bir yere gittiniz. Kafirler işte sağa sola konuşuyorlar. Sen baktın istihamiyete doğru böyle şey. Hemen orayı terk et ve şu şöyle koy tavrını koy ortaya de ki kardeşim bu konuşulmamalıydı. Ben Müslümanım ve bunu kabul edemem de ayrıl daha sonra başka bir konuşmaya katılabilirsin ama onlar da bilsinler. Müslümanların bir duruşu olmalı ya. Bir kendimize ait olan efendim bir varlığımızı hissettirmeliyiz. Bunu Allah aşkına her yerde böyle oradan tokat, buradan tokat efendim. Dolayısıyla artık bundan sonrasında bir Müslüman kimliğini gizlemeden her yerde konuşmalı. Elhamdülillah bunlar ilgili zaten bir efendim her yerde söyleniyor. Eskiden sağda solda bir çatışma olduğu çalışma olduğu zaman efendim biz susuyorduk. Yok kardeşim. Elhamdülillah artık konuşacağız, varlığımızı hissettireceğiz. Allah Celle Celaluhu imanımızı korusun, muhafaza eylesin, imanı kamil nasip eylesin. Bir de şunu paylaşayım sizinle inşallah değerli kardeşlerim. Yarın cuma efendim sefer ayının son günü. Rabbim inşallah ömrümüzü bereketli kılsın, hayırlı eylesin. Cumartesi günü Rabiül Evvel ayına giriyoruz. Yani ne demek? Rabbiyül evvel ayı demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif buyurdukları ay demektir. Yani Peygamberimizin kutlu doğumu var, mübarek doğumu var, hayatı efendim e, adeta nur saçması var. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Bakın doğdu ol saatte ol sultanı din. Dinin sultanı dünyaya geldi nura dark oldu semavatü zemin. Onun dünyaya gelmesiyle beraber bütün semalar, bütün gökler, bütün zemin, arz nura dark oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifleri efendim yakınlaştı. 12 günümüz var. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse 26 Eylül Salı akşamı Mevlid Kandili, peygamberimizin doğum gecesi olacak. E peki ne yapalım? Peygamberimiz Hz. Selam'ın doğumunda ona bir e, hediye olarak ...doğum günü partileri falan yapılıyor ya... ...oraya işte bir çiçek gönderiyorsun... ...bir gömlek gönderiyorsun... ...bir kazak alıyorsun falan filan... E ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da... ...yapılacak en büyük hediye... ...en büyük hediye... E, ...Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed... salatu selam hediyesidir... ...bunları şimdiden... ...çekmeye başlayalım inşallah... ...en az biner tane söyleyelim ailemize... ...çevremize de duyuralım... E, ...o gece... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi olan Mevlid kandilinde efendim bir paket halinde 25 bin tane, 50 bin tane, 100 bin tane Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife hediye edelim. Az önce gördüğüm yine kitaplarda bildiğiniz bir şey. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam diyor ki insanların arasında kıyamette bana en yakın olan benim efendim en çok yakınımda bulunacak şefaatim kazanacak, kazanacak kimse en çok salavatı şerfe getirenlerdir diyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Hadi gelin bir de salavat grubu kuralım Whatsapp'larımıza. Böyle her gün ben 500 tane okudum ben 1000 tane okudum diye bunu ama sürekli yapalım. Bütün sene döngü devam etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurban alalım onun yoluna inşallah. O bizi gördüğü zaman kıyamet günü mahşerden alsın, kucaklasın şefaatiyle. Efendim hiç cehennemi görmeden, oradaki acıklı azabı görmeden Rabbim cennetine dahil eylesin. Amin, amin, amin. Subhanallahü ve hamdihi. Subhanik Allah'ım ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirke ve tübüleyk. <laughs> ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Susuz kaldık Ya Rabbi bize sular ikram eyle. Peygamberimiz hatırına sallallahu aleyhi ve sellem bize sular ikram eyle. Barajlarımızı doldur Ya Rabbi. Çok ihtiyacımız var. Susuz olmaz Ya Rabbi. Tuvalette su, su lazım. Yıkanmada su lazım. Yemekte su lazım. Kendi hayatımızı ayakta tutmak için su lazım. Su, 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 su hayattır. Sular ikram et bize ne olursun Allah'ım. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Bize de son nefes إيمان كامل له وزيره ورب المين له آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا للمسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة